günlük güneşlenme süresi Türkiye'de 7.5 saat iken Adıyaman'da bu süre 8,11 saat ile ülke ortalamasının üzerinde yer alıyor. Yıllık ortalama 286 gün güneş alan Adıyaman'da güneş enerji santrali sayısı 2021 yılında 134 adetken 2024 yılında bu sayı 250'ye çıktı. Güneş tarlalarında yıllık üretilen enerji miktarı 220 bin megawattsa ulaştı. Adıyaman'da binlerce dönüm arazi kurulan paneller ile güneş tarlalarına döndü. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler yüksek enerji maliyetleri nedeniyle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyor. Fabrikaların çatılarını güneş enerji panelleri kaplıyor. Çevre dostu ve ekonomik olarak cazip olması nedeniyle yenilenebilir enerjinin başında gelen güneş enerjisi sistemleri karbon azaltımını da önemli katkı sağlıyor. Bunların hepsi bir, bir şey yapıyor. Bunlar hani yapıyorlar devlete. Yurt dışına ihracat yapan firmalardan 2026 yılından itibaren sınırda karbon vergisi adı altında bir vergi öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kullanan işletmelerin bu vergiden muaf olacağı ifade ediliyor. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Ömer Çelebi, Adıyaman'ın güneş enerjisi yatırımı için çok önemli bir lokasyon olduğunu belirtti. Adıyaman güneşlenme açısından oldukça önemli bir lokasyon. Çünkü Güneş Enerji Kurulumu'nda Temel iki paradigma var. Birincisi güneşlenme süresi, diğeri de metre metrekare düşen global enerji e, oranı, e, radyasyonu. E, tabii e, Türkiye'nin farklı noktalarında farklı ışının e, söz konusu. Adıyaman'da e, bu e, potansiyel oldukça yüksek. Örneğin siz aynı güçte Adıyaman'da kurduğunuz e, güneş enerji santralinden Rize'den, Trabzon'dan veya Kuzey Karadeniz'deki santrallerden daha önemli, daha verimli. Enerji elde ediyorsunuz. Bu noktada Adıyaman yatırıma açık, yatırıma uygun bir lokasyon. E, hali hazırda 250 yakın bir santralin olduğunu e, bilmekteyiz. E, tabii sanayiciler için çok önemli bir e, yine e, yenilenebilir enerji kaynağı çünkü e, özellikle enerji girdi maliyetin düşülmesi, 2026 yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı, başlanacağı öngördüğümüz sınırda karbon vergisinin e, güneş enerji santralleriyle Böyle minimize edileceğine de e, ummaktayız. Bu noktada sanayicilerin de e, temiz ve yerli enerji kullanarak e, bu vergiden de muaf tutul, tutulması noktasında da yine önemli katkılar sunacaktır. Ben şeyde göz açamıyorum normal gözükle.